Uyuşturucu kullanmaya şöyle başladım. Ailevi sorunlar yaşamaya başladım evlendiğim kişiyle. Onunla sorunlar yaşadıktan sonra depresyona girdim. Ne zaman evlendiniz? 18 yaşında. 18 yaşında. Evet, isteksiz bir evlilikti. Ailemin istediği bir evlilikti. Daha sonradan ailevi konular, yani eşimin annesiyle hiç anlaşamadık. Sürekli tartışma. Ben eşime annesini dışlamasını isteyemezdim çünkü bir anne dışlanmaz. Hep susuyordum. İster istemez bir anda patlaklık verdi. Depresyona girdim artık. Olmayacağını düşündüm. Eşimle tartışmalara girdik. Daha sonradan ben bu depresyonun içindeyken dışarı yönlendim. Arkadaşlarımın yanına çevre edinmeye başladım. Çevre edinmeye başladıktan sonra arkadaşlarım bunlardan fırsat buldu. Arkadaşlarımın yanında ben aslında hiçbir sigara içmeyen bir insanım. Ben bu yaşıma kadar sigara içmedim. Sigara içmeye başladım. İlk başta sigarayla başladım. Sigara uzattılar. Sigarayla başladım. Daha sonradan ben onların hani içtikleri şeyleri hep dışlıyordum. Nasıl içiyorsunuz? Vücudunuza zarar veriyorsunuz. Vücutlarına zarar veriyorlar. Kendilerini hani krize girdiklerinde zannediyorlar ki öleceğim, bunalıma gireceğim. Aslında öyle bir şey yok. Ölme gibi bir Arkadaş şey yok. ortamınızda uyuşturucu madde kullanımı hep devam ediyor muydu? Evet, sürekli girdiğim ortamlarda ne yapıyorsunuz diyordum. Aniden ev ortamlarına gidiyorduk. Ne yapıyorsunuz diyordum. Kova yapıyorlardı. Gel bir tane duman al, kafan iyi olur, sıkıntın gider. Kova, daha sonradan jelatin üzerinde içmeye başladılar. Ben bunun ne olduğunu sordum. Bana dediler ki bağımlılık yapmıyor dediler ilk başta. Ben de hani ailevi sorunlarım vardı zaten. Onu sanki destekte bulundu bana. İçmem için yöneldim yani ona. İçtim. Çevremdekileri kaybetmeye başladım. Ailem beni dışlamaya başladı. Ailem, çevrem olsun, herkes beni dışlamaya başladı. Çocuğumu bile unutmaya başlamıştım. Herkesi içtikten sonra çevremde kimseye gözüm görmemeye başladı. Herkes hani sadece ne gözüm eroini görüyordu. Eroin olduktan sonra benim için her şey güzeldi. Peki. Çoğu eroin içenler hırsızlık yapıyor, kötü yollara düşüyor ama benim ailem bana sahip çıkıyordu. Hani içmemi Peki aileniz bu istemiyorlardı ama süreçte uyuşturucu madde kullandığınızı biliyor muydu? yok, bilmiyorlardı. Yakaladılar beni içerken, yakaladılar. Ailem hastaneye götürmek istedi. Ben tedaviyi ret ettim. İstemedim. Tedavi olmak istemedim. Çünkü hani çevremdeki insanlar bana şey diyordu. Sen bunu tedavi de olsan, cip de taktırsan bir ay 2 ay sonra tekrar başlayacaksın diyorlardı. Kopamazsın bundan diyorlardı. Sürekli ortamlarına girdiğimde içmemek istiyordum ama onlar hep yöneltiyordu. Ben içmem için yöneltiyorlardı. Yani eroini kendimize bir hayat gibi bir şey görüyoruz. Aslında eroin insanları mahvediyor, hayatını yıkıyor. Peki ne kadar sürede tedavi görüyorsunuz? Tedavi sürecim 1,5-2 ay oldu ama 12 gün içerisinde ben eroini bıraktım. Kendi isteğimle, psikolojik Şu olarak anki kafadan. süreçte istiyor musunuz? Hayır, kesinlikle çuvalla getirseler, önüme dökseler asla. Bundan sonra zaten çevremden, her şeyden uzak kaçacağım. Çünkü insanı eroine düşüren aile değil. Hani ailem beni bunalttı, ailem şöyle yaptı değil. Çevre insanı mahvediyor. Arkadaş ortamları kirletiyor insanları. Tutunduğun arkadaşın hani ailesi düzeyli bir aileyse zaten, sen de düzeylisen hiçbir şey olmuyor. Düzensiz insanların yanına gittim. Zaten anneleriyle, babalarıyla tartışan, onları dışlayan, bekar evlerinde yaşayan bir insanlardı bunlar. Hani bir iki defa aradılar. İki defa aradılar. Hatta hastaneye kadar getirmek istediler. Ben kabul etmedim. Ben kendi isteğimle içtim. Ailemin parasıyla aldım. Hani hiçbir şekilde namusuma leke getirmedim. Getirmek istemediğim için de direkt bıraktım zaten bunu. Kesinlikle içmemelerini tavsiye ederim. Çünkü hani onlar zannediyor ki ben kafamdan atamam, silemem krizi. Herkes böyle kandırıyorlar. Satıcılar krize girirseniz ölürsünüz gibi böyle şeylerde bulunuyorlar. İşte Suboksan içmeyin, bir şey yapmıyor. 2 gün sonra tekrar gelirsiniz, içersiniz. Zaten bırakmak isteyenlerin de önünü kapatıyorlar. Sürekli o satıcılar önlerinde yani. Kullanmasınlar çünkü kullandıktan sonra hayatları mahvoluyor. Beni örnek görsünler. Benim hayatım mahvoldu. Hiçbir şeyim kalmadı. Aile düzenim kalmadı. Ailemle dışlandım. Ailem beni dışlandı.